Ama sen de gidiyordun. Tamam işte gidecektim. Bir şeylerden dolayı geç gideyim dedim. Evde üzerime giyinirken dışarıda bir bağırı çağırış hissettim. Köpeklerin ağlaması falan. Hemen apar topar dışarı çıktım. Evin önünde benim kasapta çalışıyorum akşamları. Oradan getirdiğim kimlikleri falan veriyorum. Köpekleri besliyorum. Kedi, köpek besliyorum. Seviyorum çünkü hayvanları. Araba ezip geçmiş, durmamış. Ama zaten bir anda dondum. Bu benim başıma giden ilk değil. Genelde bu mahallede hızlı geçiyor lan. Defalarca kez gözümün önünde kedi, köpek öldü. Zehirleyeni bitmiyor, ezeni bitmiyor, canlı yakanı bitmiyor, kovanı bitmiyor, taş atanı bitmiyor. Bu hayvanlardan ne istiyorlar bilmiyorum. Yani en zararsız hayvanlar, en çok zarar veren insanlar apar topar veterinere götürdüm kucağımda. Veteriner hemen iç kanama geçiriyor şerefine. Ağzından çıkıp oluk oluk kan atmaya başladı benim kucağımda götürürken. Hemen film falan çekildi. Durumu şu anda iyi değil aslında. İnşallah bir şey olmaz, kurtulur. Sadece tek istediğim, adalet yerini bulsun. O köpeğin canı yandığı gibi onun da canı yansın. Onun da hani, çoluğu çocuğu var mutlaka. Hani çoluğundan çocuğundan çıkmasın acısı, kendisinden çıksın istiyorum. Tüm yetkililer artık bu konu hakkında ilgilenen kimlerse, Hayvansever Koruma Derneği Başkanı, belediyemiz, sayın valimiz, emniyetimiz, her kimse. Bu tarz insanların cezasız kalmamasını istiyorum. Sadece bunu, başka bir şey istemiyorum. Hani benim bir beklentim yok. Sadece bu hayvanların üzgünce bizler gibi yaşamasını, rahat bir şekilde sokaklara dolaşmasını istiyorum. Tek isteğim bu.